Galatasaray Televizyon'dan mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Voleybol Arenası'na hoş geldiniz. Bu hafta stüdyomuzda canlı yayında konuğumuz Galatasaray AD Sigorta takım menajeri Sinan Cem Tanık olacak. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız onu soralım. Çok iyi, yoğun ama iyiyiz. Evet, ikinci yarıda tempolu bir şekilde başladı. Taş Spor tesislerindeki ilk maçımızı Galatasaray AD Sigorta oynadı. Evet. Güzel bir açılış oldu. İyi de başladık. İnegöl Belediyesi'ni 3-1 mağlup ettik. Artık işte takımların tabii maçları kendi evinde oynayacak olması da aslında hep kendi evinde oynamak bir avantajdır ama takım herhalde biraz daha kendini rahat hissedecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şöyle ilk bir sezonun ilk yarısının değerlendirmesini isteyelim sizden. İkinci yarıyı da konuşalım. Açıkçası ben sporda pek fazla şansa inanmam ama bu sene gerçekten kötü bir şans bulutu var üzerimizde diyebiliriz. Kesinlikle, baştan evet. İtibaren oyuncularımızın hastalıkları, sakatlıkları bir türlü peşimizi bırakmadı. Bir yandan bunları savuşturmaya, iyileştirmeye, düzeltmeye çalışırken bir yandan da gerçekten çok dengeleri bozulmuş, eski bildiğimiz dengeleri bozulmuş ve birbirine girmiş bir ligin içerisinde kendimize bir yer bulmaya çalıştık. Aslında herkesin baştan itibaren çok favori gördüğü, işte isim listesine, transferlere bakıldığında gerçekten şampiyonluk adayı olabilecek bir takım ile başladığımız bir sezondu. Evet. Ancak dediğimiz sebeplerden dolayı, o veya bu sebepten dolayı bir şekilde maç kaybetmeye başladık ve ilk devre çok sallantıda geçti, huzursuz da bir ortamda geçti. Dolayısıyla kazanmak gerçekten her şeyi iyileştiriyor, her şeyi düzeltiyor, evet. Her türlü sorun unutuluyor takım içerisinde, takım dışarısında. Yani ülke de bir yandan çok zor günler geçiriyor. Herkesin moralleri zaten bozuk. Her türlü sosyal ekonomik açıdan herkes dışarıda da sıkıntılar yaşarken bir yandan takım içerisinde de işlerin iyi gitmemesi, lig içinde işlerin iyi gitmemesi, Avrupa'daki sonuçlar gerçekten çok ciddi moralleri zorladı. Çok ciddi sınırları zorladı. Ancak takımımız hakikaten şu ana kadar gerçekten çok iyi çalıştılar. Antrenmanda herkes halen çok istekli, evet. Halen kazanmaya, hedefe yönelik ellerinden geleni yapıyorlar. Ben her gün antrenmanda arkadaşlarımı gerçekten çabalarken, gerçekten biraz daha iyiye gitmeye çalışırken görüyorum. Bu çok ümit verici tabii ki. Bunun sonuçlarını almak, bu dediğimiz sebeplerden, işte bu hastalık, sakatlıktı, ayağımızı çelen sebeplerden dolayı çok gerçekleşmedi. Ama bu yavaş yavaş bizi canlı izleyenler, maç maç takip edenler görecektir. Gerçekten yavaş yavaş kendini sahaya koymaya başladı. Özellikle İnegöl maçının Galatasaray voleybolu için bir milat olabileceğini, bir mil taşı olabileceğini söyleyebilirim. Çünkü gerçekten ilk defa takımlarımız gerçek Galatasaray voleybol seyircisinin önünde oynamaya başladı. Evet. Ve salonun da biraz yapısından dolayı gelen rakip takımların da söylediği, bizim de böyle olacağını öngördüğümüz şekilde seyirci gerçekten artık aksiyonun çok içinde. Onlar da keyif alıyorlar diye tahmin ediyorum. Ve sahaya verdikleri enerji gerçekten çok olumlu etkiledi oyuncuları. Erkek takımımız Agamez'den yoksun olmasına rağmen İnegöl maçında, ki İnegöl sıralamada daha üstümüzde yer alan, çok flash galibiyetler almış özellikle kendi evinde. Çok savaşçı, mücadeleci, gerçekten rakip takımı yıldıran bir voleybol oynayan bir takımdı. Onları gerçekten sürklese ettik. Yani takımın bu kadar iyi performans göstermesini ben bir ölçüde de seyirciye bağlıyorum. Tabii ki başkanımızın, yönetimimizin, eski yöneticilerimizin, tüm takımı destekleyen, bu tesisin yaratılmasında pay sahibi, emek sahibi olan herkesin orada olması da eminim çok iyi etkiledi takımı. Kesinlikle. Ancak daha sonra gördük ki bayanlarımız da aynı etkiyi yaşadılar. Belki o kadar çok protokol seyircimiz yoktu ama bu sefer normal taraftarımız çok fazlaydı. Aslında az sayıda seyirci geldiğinde de oradaki o ambiyansta evet. Bambaşka bir ortam yarattı. Bunu Taş Spor tesisleri yapılmadan önce sürekli aslında konuşuyorduk. Evet, evet. Takımlar için çok büyük avantaj olacak diyorduk. Evet. Rakip takımlar için aslında hiç bilmedikleri bir salonda oynuyorlar. Aynen onlar için öyle. Kesinlikle bir dezavantaj. Yani bizim takımlarımızda ilk defa oynuyor olsalar da orada antrenman yapma şansını yakaladılar. Evet, rakip evet. takımlar için de aslında zorlu bir ortam herhalde.
Özellikle bu çok büyük avantaj sağlayacak bize. Çünkü Touch Spor Salonu Daikin Arena Türkiye'deki hiçbir spor salonuna benzemiyor. Evet. Yani ben dünyada da birçok salonda oynama şansına eriştim. Dünyada da neredeyse eşi benzeri yok diyebilirim. Yani içinde oynadığım salonlar arasında kendine has birçok özelliği var. Özellikle voleybol için. Basketbolda bu kadar etkilemeyebilir ama voleybolda işte tavanın yüksekliği, ışığın pozisyonu, tribünlerin yakınlığı, uzaklığı, simetri, her şey bir oyuncuyu saha içerisinde etkiler ve değişik pozisyonlarını, pasörünü ayrı etkiler, smaçörünü ayrı etkiler durumdadır. Mesela Burhan Feleğ'in Ankara'daki Başkent Voleybol Salonu'na benzerliği Ankara ya da İstanbul takımlarının ev sahibi avantajını biraz yok eden bir durumdu. İşte ışıklar aynı, tavan aynı, aşağı yukarı tribünler aynı. Ankara'dakinde biraz tribün farkı var sadece. Yani bu ufak şeyler ev sahibi avantajını yitiriyordu. Ancak şu anda Touch Spor'a geçmiş olmamız iki takımımıza da, bayan erkek voleybol takımlarımıza, belki oynama şansı olursak genç ve yıldız voleybol takımlarımızın da bölge müsabakalarında ciddi bir ev sahibi avantajı sağlayacak. Gerçekten çok özelliği olan bir salon bu yüzden. Şimdi takımı da konuşmaya devam edeceğiz ama şöyle ligin genelini de sormak istiyorum. Sezon başında konuştuğumuzda çok zorlu bir lig bekliyorduk. İyi takımlar olduğundan da bahsediyorduk. Biz de aslında sizin de söylediğiniz gibi favori takımlardan bir tanesiydik ligin. Ama işte maalesef yaşadığımız şanssızlıklar, kötü sakatlıklar biraz daha alt sıralarda kalmamıza sebep oldu. Peki ligin geneline baktığımızda o sezon başında konuştuğumuz o çekişmeli sahneyi görebiliyor musunuz ligde? Açıkçası biraz daha dengeye oturuyor diyebilirim. Özellikle ilk devreden sonra Şahinbey Belediyesi'nin ligden çekilmesi, Bornova Anadolu Lisesi takımının küçülmeye gitmesi bütçe sıkıntıları dolayısıyla ve diğer takımların gerçekten kalitelerinin, yani küçümsemek için söylemiyorum ama oluşturulan yapı ve vizyon dolayısıyla bulunmaları gereken yerlere yavaş yavaş çekildiklerini ve dengelerin biraz daha oturmaya başladığını görebiliyoruz ikinci devrede. Bunun böyle olmasını zaten bekliyorduk. Ama tabii ilk devredeki bu orta gruptaki karmaşa diyelim, karışıklık biraz daha lige heyecan getirdi diyebiliriz. Bundan sonra bunun devam etmeyeceğini kimse garanti edemez. Çünkü her takım erkek voleybolunda özellikle çok yakın birbirine ve çok ufak şeylerle, hatalarla seti maçı kaybetmeniz mümkün. Bir anda puan kaybetmeniz mümkün ve yakın bir orta grupta bir puan kaybı bile sizi 2-3 sıra yukarı, 2-3 sıra aşağı atabilecek bir pozisyonda. Dolayısıyla hala lig birçok şeye gebe diye düşünüyorum. Birçok sıra değişikliklerine gebe. Ancak dediğim gibi bu sebeplerden dolayı biraz daha dengeler oturmuş durumda. Artık takımlar yerlerini ve final müsabakalarında, klasman müsabakalarındaki planlarını yapmaya başladılar. Şimdi bu bütçe uçurumlarını aslında genelde daha çok futbolda görüyoruz. İşte özellikle Şampiyonlar Ligi organizasyonlarında hep belli takımları finalde, yarı finalde, çeyrek finalde görmeye alıştık. Yavaş yavaş aslında voleybolda da bunu gözlemleyebiliyoruz. Evet. İşte çok yüksek bütçeli takımlar genelde zaten ligi domine ediyor. Bu aradaki uçurumu biraz daha kapatmak için neler yapmak gerekiyor voleybolda? Açıkçası bu tabii ki hani o bütçeleri harcayan takımların politikalarını değiştirmek çok mümkün değil. Çünkü özellikle bayan voleybolunda domine eden 2-3 takım var. Galatasaray bayan takımını bu arada çok tebrik etmek istiyorum. Bu sene inanılmaz işler yapıyorlar. Bu takımların arasında yer almak ve birebir kıran kırana onlarla mücadele etmek, hani bir maçlık şanslığına gün tuttuğunda değil, gerçekten sahadaki kaliteyle orayla mücadele edebilmek çok ciddi son bir iş. Son olarak Vakıf Bank maçında da gördük. Evet, tüm oyuncuları, teknik ekibi, emeği geçen herkesi bayan tarafında da tebrik etmek istiyorum. Erkek tarafı için konuşmak gerekirse birkaç banka kulübü ve kurum takımlarının dışında çok fazla gerçekten ligi domine etmeye, kafaya oynayabilecek takım sayısı fazla yok. Büyük kulüplerden Galatasaray'ımız, Beşiktaş ve Fenerbahçe bir çaba içerisinde, bir mücadele içerisinde aynı klasta yer almak için. Ancak tabii ki çok büyük paralar harcanıyor. Çok sayıda dünya starı getiriliyor. Dünyanın, yani bir liste yapsak dünyanın en iyi oyuncuları kimlerdir desek
en üstteki 20 oyuncudan 10 tanesi Türkiye'dedir diyebiliriz ve daha da gelmeye devam ediyorlar. Yeni transferler yapılıyor. Şampiyonlar Ligi finalleri yaklaştığı için, ligin sonu yaklaştığı için hala destekler yapılıyor takımlara. Tabii ki bu politikayı değiştirmek ya da engellemek mümkün değil. Çünkü dediğimiz gibi karşılığını alıyorlar. Halk Bankası birkaç senedir Final Four'a kalıyor. Artı işte şampiyon olamasalarda Şampiyonlar Ligi pozisyonunu yakalıyorlar ligde. Bunun dengesini sağlamak için ancak devletin bir şekilde bu işe el atması ve spor kulüplerine bu kurumların sponsor olmasına bir şekilde el vermesi, yardım etmesi ya da teşvik etmesi gereklidir diye düşünüyorum. Çünkü burada şöyle bir dengesiz taraf var. Spor kulüplerinde sporcu yetiştirme ve gerçekten sportif teknik kadro oluşturma, bu işi spor için yapma kültürü ve altyapısı var ve de tarihi var. Bu jenerasyondan jenerasyona 110 yıllık, 115 yıllık kulüplerin içerisinde aktarılmış, biriktirilmiş çok ciddi bir değer. Bunu ne parayla satın alabilirsiniz ne birisine anlatabilirsiniz. Bu derste de öğrenecek bir şey değildir. Evet. Ben bu büyük kulüp, büyük kurum takımlarının eksiği olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Ama onlarda da çok ciddi bir finansal güç var. Bunu kullanarak diğer tarafı kompanse edebiliyorlar. Yani çok ciddi bir grup oluşturuyorlar. Tabii ki bu parayı harcamanın etkin bir yolu değil bence. Her sene aynı yatırımı, hatta daha fazla artan miktarları harcayarak aynı seviyeyi tutturmayı başarabiliyorlar. Bunun yanında bunun en güzel örneğinin Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Ben objektif olarak baktığımda da gerçekten oyuncu yetiştirerek, gerçekten altyapıyı genişleterek, piramidin en altını çok genişte tutup gerçekten Türk gençlerinden star olabilecek oyuncuları yavaş yavaş çıkartarak ve bunları kulübümüzün gücünün yeteceği, çok ciddi hatta fahiş maliyetlere çıkartmadan bunu becerebilecek altyapının ve sistemin Galatasaray'da olduğunu düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla yani bu tip bir sentez gerçekten hem Türk voleybolunu çok ileriye götürecektir hem de daha adil bir yapı oluşturacaktır diye düşünüyorum. Ama tekrar dediğim gibi hani bu politikaları değiştirmenin ya da onları engellemenin bizim tarafımızda en azından bir yolu yok. Yani zor tabii. Aslında şimdi bir uçurumlara baktığımızda ligin de kalitesini artıran aslında oyuncular da transfer ediliyor. Tabii. Yani işte sizin de söylediğiniz gibi dünya çapındaki oyuncular artık Türkiye Ligi'ne tercih etmeye başlıyor. İşte ancak ama diğer takımlarla aradaki uçurum artıyor derken o aradaki dengeyi iyi sağlayabilmek gerekiyor. Herhalde biraz daha yine kendi altyapılarımıza değer verip biraz daha kendi altyapılarımızdan oyuncu çıkarıp onları dünya çapında oyunculara çevirmek de herhalde yine bu ligin değerini koruyacaktır. Kesinlikle. Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Tabii kusura bakmayın sözünüzü kestim ama bu dediğimiz yapının dediğiniz gibi yani dünya starları geliyor bu da ligin kalitesinin artmasına el veriyor, yol açıyor. Ancak o kadar çok sayıda dünya starı geliyor ki o pozisyonda oynama şansı olabilecek Türk oyuncuları kenarda kalmak durumunda en kalıyorlar. En büyük sıkıntı da bu herhalde. Yani bu da milli takımlara sirayet ediyor. Yani erkek milli takımında özellikle çok ciddi sıkıntılar olduğunu görüyorum. Özellikle gelecek açısından. Belki günümüze yansımamış olabilir. Hatta yansıdığını da düşünüyorum ama gelecek açısından özellikle çok çok ciddi, felakete yakın sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Bu tabii ki ligin kalitesinin artması açısından güzel starların gelmesi. Ama tekrar söylüyorum bunun çok güzel bir şablona, yapıya, doğru bir zemin üzerine oturtulması gerekiyor. İyi yabancılarla, dünya starlarıyla yan yana oynamak Türk gençlerine tabii ki çok ciddi tecrübe ve bir vizyon katacaktır. Ancak o dünya starlarının onların yerini alması, takdir edersiniz ki sporda sahaya çıkmadan kimse oyuncu olamaz. Dolayısıyla böyle bir dengesizlik yani aslında de rekabet yaratıyor. Başarı getirir ancak herhalde bütün genç oyuncular o endişeyi yaşıyordur değil mi? Yani yerinize bir star oyuncu geldiğinde o forma rekabeti evet güzel bir şeydir ama tabii. Biraz daha herhalde voleybolda bunun da sıkıntılarını görebiliyoruz. Yani bir oyuncu o pozisyonda çok uzun, yani futbolda da basketbolda da böyle ancak ama işte voleybolda da çok uzun yıllar oynadığı zaman o oyuncular da herhalde biraz daha o şevklerini de motivasyonlarını da kaybediyor. Tabii şöyle de bir durum var. Yani sizin pozisyonunuzda bir dünya starı getirildiğinde
buna karşı kimse sizinle objektif davranamaz. Evet. İlla ki o starın bir imtiyazı olur. İşte bir gün biraz daha hafif antrenman yapması ya da bir gün biraz kötü oynaması kimseye problem olmayabilir. Ama genç bir Türk oyuncuya hiçbir zaman bu tip krediler verilmez. Genç Türk oyuncunun aksine onun üzerine çıkması ve gün gün, maç maç her gün kendini kanıtlaması gerekir onun yerini alabilmesi için. Ki bu da çok ekstrem bir durum. Dolayısıyla bu denge bir türlü oluşmuyor. Ara klastaki yabancılar geldiğinde bu geçerli diyebiliriz. Bizden biraz daha teknik olarak, biraz daha fizik olarak üstün evet. olan yabancıların bulunduğu takımlardaki Türk oyuncular gelişim sağlıyorlar. Bu mücadele gerçekten birçok takımda gözleyebiliriz. Yabancıların kenarda oturtulduğu, pozisyondaki Türk oyuncunun ilk 6'da oynadığı birkaç takım var. Bunun faydalı olduğunu söyleyebiliriz ama mesela bu Halk Bankası'nda gerçekleşmesi pek mümkün olmayan bir durum. Evet, maalesef. Şimdi bizde de bu istemediğimiz sakatlıklar yaşandı. İşte sporda bazılarının şanssızlığı, bazı oyuncuların şanssızlığı, bazılarının şansı oluyor. Aynen öyle. Yaşanan sakatlıklarla birlikte evet. forma şansı bulabiliyor oyuncular. Biz de istemediğimiz sakatlıklar yaşıyoruz. Devre arasında da yeni transferler yapıldı. Takıma evet. da yeni isimler katıldı. Onların takıma uyumunu nasıl buldunuz onu soralım. Yani gerçekten çok nokta atışlar yaptığımızı ve takımımızın ihtiyacı olan oyuncuları aldığımızı düşünüyorum. Öncelikle Halil'den başlamak evet. istiyorum. Bornova Dolosesi'nin bütçe küçültmesiyle ortaya çıkan bir şanstı ve gerçekten takımımızın çok ihtiyacı olan bir oyuncu olduğunu birkaç gün sonrasında fark ettik yaşanan olay sonrası ve gerçekten takıma çok hızlı adapte oldu. Zaten abilerini diyeyim ya aslında yaşıt birçoğuyla ama çok iyi tanıdığı isimler var takımda. Ve gerçekten kişilik karakter olarak çok düzgün, çok da savaşçı. Maçları canlı izleyenler de görüyordur. Gerçekten kendini parçalayarak oynayan bir oyuncu. Fizik kapasitesi de çok yüksek. Ve Galatasaray'a daha uzun yıllar çok fayda sağlayabilecek bir oyuncu. Ben oyunculuğun döneminde Halil'le aynı takımda oynadım. Benim yedeğimdi. O zaman tabii çok daha gençti. Yolun çok başındaydı. Ancak bir süre Halkbank, bir süre Arkas deneyiminden sonra artık Bornova Anadolu Lisesi'nde ilk 6 oynamaya başlayarak iyice kendini kanıtlamaya başladı. Bence çok doğru hareketlerimizden birisiydi. Joe zaten Amerika ekolünden yetişen ve gerçekten voleybolun temelini çok iyi bilen, voleybolun nasıl oynandığını iyi bilen oyunculardan birisi. Gerçekten o da kişilik olarak gerçekten seçsek, yani hepsini yıllardır tanıyor olsak, 20 yıldır tanıyor olsak da seçsek bu kadar düzgünlerini ancak seçebilirdik diye düşünüyorum. Yeni gelen arkadaşlardan özellikle bahsederken. O da gerçekten çok eğitimli, yani kitap okumadığı bir anı hatırlamıyorum antrenman dışarısında. Hatta arada teknik ekip bizim dalga geçiyor, molalarda kitap okuyor diye. O tarzda bir oyuncu. Ve gerçekten fizik kapasitesi de çok yüksek. Avrupa piyasasında biraz o veya bu sebeple geride kalmış bir oyuncu. Dolayısıyla henüz böyle süperstar kimliğine bürünmemiş ya da birçok takımın peşinden koştuğu bir oyuncu değildi. Ama gerçekten bizim takımımıza tam oturdu diyebilirim. Özellikle mesela Agamez'in yokluğunda bu yaşadığımız ufak boş dönemde pasör çaprazı pozisyonuna çektik. Aslında pozisyonu olmamasına rağmen hiç itiraz etmedi. Normalde yabancı oyuncular böyle şeylere tepki gösterebilir. İşte hani pozisyonumun dışında oynuyorum, kötü oynarsam kötü görünebilirim gibi bir reaksiyon gösterebilirler. Tek kelime etmedi. Görev ne verildiyse onu yaptı ve çok da iyi yapıyor. Yani son maçlarda gerçekten hücum yüzdesi yüksek. Arkadaşlarına sahada davranışı çok olumlu. Gerçekten çok iyi doldurdu Agamez'in yerini. Hatta yerini tehlikeye soktu bile diyebilirim. Agamez bir an önce dönmek için şu anda çaba gösteriyor. Evet olabilir. Bu tip bir rekabet de gerçekten iyi. Yani sezon başında bu Igor Yudin'in göreviydi gönderilene kadar. Ancak yani Igor'un da hem köşe oyuncusu hem pasör çaprazı oynama yeteneği vardı. Böyle bir şey gerekmedi onun döneminde ama şimdi Joe gerçekten bu görevi çok başarıyla yerine getiriyor. Inoslav Krnić için eski bir Galatasaraylı. Evet, Galatasaraylı bu işi takip edenlere çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Gerçekten çok tecrübeli bir isim.
yani açıp kariyerine baktığınızda onun üzerinde farklı ülkede ve hep iyi voleybol ülkesi olan yerlerde oynamış ve hep tepeye oynayan takımlarda oynamış bir oyuncu. Sürekli milli takımlarında, hatta bu yaz bıraktı evet. milli takımını. Sürekli milli takımlarda Avrupa Şampiyonası için oynayan ve Hırvatistan'ın hedef turnuvaları için oynayan bir oyuncu oldu. Ayrıca sportif kişiliği, dünya sporunun takibi, genel olarak sporu takibi dolayısıyla sporu, sporculuğu, iyi atlet olmayı, profesyonel sporcu olmayı çok iyi bilen bir oyuncu. Dolayısıyla takım içerisinde çok iyi bir abi, iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yani iyi oranda Türkçe konuşuyor diyebilirim. Herkesle çok iyi bağlantısı var. İngilizcesi zaten ana dili gibi. Milan mesela, bizde biraz dil problemi yaşadığımız Sırp oyuncu, onunla direkt Sırpça konuşabiliyor. Dolayısıyla gerçekten şu anda takımı bir arada tutan yapıştırıcı gibi diyebiliriz yine. Gerçekten antrenmanda da herkese yardımcı olduğunu, maçta da herkese yardımcı olduğunu, özellikle maçlarda gidip Emi'ye molalarda yardım etmesinden, konuşmasından, antrenmandaki diğer hareketlerinden gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla gerçekten çok olumlu hareketler oldu. Murat Han da Şahin Bey'deki durumundan dolayı bir boşluk yaşadı. Daha sonra ailevi sebeplerden dolayı İstanbul'da bulunması gerekti ve biz de tabii ki kucak açtık eski kulübü olarak. Bize gerçekten o da fayda sağlıyor. Antrenman kalitesinde çok ciddi bir fayda sağladı. Çok da güçlü bir oyuncu. Gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Çalışma karakteri olarak da işte bizim hani drilli ver, arkanı dön diyebileceğimiz oyunculardan birisi. Gerçekten çok disiplinli çalışan bir oyuncu. Yani Doğukan'ın Bornova Dolisesi'ne kiralık gitmesiyle azalan bir evet. Orta oyuncu sayımız vardı. Murat Han onu tamamlamış oldu. Şu anda tamamlandık ve doğru rayına oturdu takım diyebilirim. Yani aslında futbolda baktığımızda ara transfer döneminde yabancı transferlerin biraz risk olduğu düşünülür. Hani böyle daha çok ligin içinden ligi bilen oyuncuların gelmesi tercih edilir. Ama baktığımızda bizim iki yabancı oyuncumuz da herhalde hemen uyum sağlamış. Bu açıdan da şanslıyız herhalde. Şimdi evimizde ilk maçımızı oynadık. Galibiyetle başladık. Bir galibiyet serisi başlatmış olur diye umalım. Şimdi önümüzde de bir Beşiktaş derbisi var. Ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup etmiştik. Yine evimizde oynayacağız ve eminiz ki yine çok iyi bir taraftar muhakkak pazar günü salonda olacaktır. Nasıl bir maç bekliyorsunuz onu soralım. Açıkçası Beşiktaş da kendi içerisinde çok ciddi problemler yaşayan bir takım. Özellikle takımın büyük çoğunluğunu oluşturan pasör çaprazlarından yarı yarıya yoksun başladılar ligin ilk devresine ve pasör ve libero pozisyonunda biraz sıkıntılar yaşadıklarını düşündüklerini tahmin ediyorum. Bunu devre arasında iki transferle tamamladılar ki aldıkları isimler gerçekten çok tecrübeli ve eski milli takım oyuncuları, büyük takımların zamanındaki lider oyuncuları. Dolayısıyla şu andaki listelerine baktığımızda gerçekten çok tehlikeli bir takım. Ancak şanslıyız ki diyebilirim, şimdiye kadar çok kendi seviyelerinde oynamadılar. Kendi kalitelerini sahaya koyamadılar. Bunun sebebinin biraz alışma süreci olduğunu düşünüyorum. Kulüp içerisinde bir takım sıkıntılar olduğunu duyuyoruz. Finansal sıkıntıların antrenmanlara ve ortama sirayet ettiğini duyuyoruz. Ancak tabii ki bunlar tekrar söylediğim gibi kazanmak her şeyi unutturuyor. Kazanmak her şeyi siliyor. Özellikle bize karşı kazanacakları bir galibiyet çok onları rahatlatacaktır. Artı tekrar ekstra motivasyonla çıkacaklar. Kesinlikle, kesinlikle. Tekrar onları ilk 8'in içine koyacak ve başka hedeflere yöneltebilecek bir galibiyet olacaktır. Dolayısıyla bu maçın tehlikesinin ve ciddiyetinin herkes bilincinde. Şu anda takım ona göre hazırlanıyor. Dediğiniz gibi kendi sahamızda oynuyor olmak, Beşiktaş gibi bir takıma karşı oynuyor olmak gerçekten pazar günü çok keyifli bir maç izlenebileceğinin işaretleri. Umuyorum güzel bir seyircimiz de olur. Bayanların Vakıfbank maçında olduğu gibi güzel bir atmosfer olur orada da. Onları bu şekilde çok baskılayabileceğimizi biliyoruz. Daha önce kendi salonumuzda onlarla bir takım antrenman maçları yaptık. Dolayısıyla biraz daha aşinalar bazı oyuncuları özellikle.
biraz daha aşinalar salona ama yine de ev sahibi avantajımızı çok iyi koruyacağımızı ve bunu kullanabileceğimizi düşünüyorum. Biz şimdiden başarılar dileyelim size. Programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Sevgili izleyiciler, bugünlük de voleybol arenasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Galatasaray AD Sigorta takım menajeri Sinan Cem Tanık bugün canlı yayında konuğumuz oldu. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.